bekliyorum ki ya. Hadi biraz yardımcı olsun. Tamam abi. Yağ koyuyoruz oradan. Hem yağ çubuğu. Kontrol ediyoruz. Cam sinek. Camını suyumuz bitti. Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi direksiyon sınavındayız. Sınav adayımız Gülbeyaz Hanım. Merhaba Gülbeyaz Hanım. Kalkabiliriz. Merhaba hocam. Kalkalım. Evet, sınavdayız. Gördüğünüz gibi bu bir eğitim değil, gerçek sınav. Sınavın sonucunda bakalım başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız? Sizlerle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, şu an direksiyon sınavındayız. Eğitim değil, gerçek sınavdayız. İki tane komisyon üyesi arkadaşımız var yanımızda. Merhaba. Evet. Bir de başkanımız var, gördüğünüz gibi. Merhaba. Güzel. Şu an heyecanlı direksiyon sınavında olduğu için. Yaş ilerlemesine rağmen ehliyet almaktan korkan öğrenciler için örnek olmak istiyor. Kendisi 63 yaşında, torunları bile ehliyet sahibi. Şimdi kendisine de ehliyet vereceğiz. O yüzden ehliyet almaktan korkmayın. Yaşın ilerlemesi ehliyet almanın zaruretini ortadan kaldırmıyor. Bunu en iyi ablada görüyoruz. Evet. Ve ona daha sınavı bitmeden şimdiden başarılar diliyoruz. Motor hocam. Evet abla. Motor yağ. Yağ koyuyoruz oradan. Hem yağ çubuğu. Kontrol ediyoruz. Cam sinek. Camın suyumuz bitince. Cam sinecek suyu evet. Tamam abla. Akü. Akü. Tamam. Fren hidrolik yağ. Tamam abla. Gör. Sigorta. Şimdi bagaja. Ne var? Ne işe yarar abla? Şey. Hadi geldi çantası. Evet abla. Hocam. Başka ne var? İşimize yarar burada bilmemiz gereken. Şu arabaya kaldırıyor. Bu ne? Ne işe yarıyor? Araba. Tekeri araba. Nasıl bu araba? Başlayacağım. Bakalım. Gördüğünüz bakacak mıyım hocam? Bak abla. Tekeri tarafa bak. Tekeri tarafa bak. Oraya bak. Hazır hocam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır. Hadi bismillah. Araba geliyor arkadan. Bekle. Bekle. Sen kontrol edin abla çıkarken. Tamam şimdi çıkabilirsin. Tamam. Her an gelebilir trafikte abla işte. Kalem akıyormuş ya. Evet Süleyman benim boyadı o. Bire kadar Kur'an okudum. Sabah 8'de kalktım Kur'an'ın başına oturdum. Şu heyecanımı aldı ya. Senden tek istediğim eğitimdeki gibi sür. Çok güzel. Sizinle de çoktan verdiğin harika. Kapan şu çelerekler.
Tekrar, evet. Tüm yıl parkurlu dosis yasak. Hocam şu tarafa hiç yapmazsın, siz alırsın. Ya ben geçti işte, kimse yapamadığını yaptı. Ne yapacaksın, torunları mı gezdireceksin ehliyet alıp? Yok yani, yok beynim için aldım. Çocuklarım var, çocuklarım. İyi yapmışsın. Sen hasta oluyorsun ya da yolun gözlüğü, babalar bir yoksa kim getirecek? Ha, iyi yapmışlar valla. Bu pandemiden sebep şey yaptı. Hadi Allah, destekledikleri iyi olmuş. Geç. Tamam, bu bir. Çalıştır. Bir stop. Çalıştır. Tamam, devam et abla. Bir stopun oldu. Tamam, heyecan yapma. Şu an direksiyon sınavındayız. Bu bir eğitim değil, gerçek sınav. Komisyon arkadaşlarla ve sürücü adayıyla beraber sınav yapıyoruz arkadaşlar. Sınavımızdaki sürücü adayımız Gül Beyaz Hanım. Kendisi ilerleyen yaşına rağmen ehliyet almaktan korkanlara tam bir azim örneği. Ehliyet almak istiyor. 63 yaşında, torunlarının bile bir ehliyeti var. Neden benim de olmasın diyor. Zaruri bir ihtiyaç diyor. Ve biz de yaşın buna engel olmadığını her zaman söylüyoruz. Gördüğünüz gibi şu an kendisi sınavda. Parkurlarımızın çoğu bitti. Son iki parkurumuzu da başardı. Geçerse arkadaşlar sınavımız da başarılı olacak. Evet, şu an 25 metre parkurundayız. Aramda 25 metre geri geri parkurunu başarıyla tamamlıyor. Yavaş. Sıradaki parkurumuz L Park. Evet, şu an L Park'tayız. Gülbeyaz Hanım'ın L Park'ını izliyoruz arkadaşlar. Son parkuru. Bakalım sınavdan geçecek mi?
kısmına geldik. Şu beyazın arkasına gir. Gir arkasına. Şunun arkasına. Gir arkasına. Şunun arkasına gir. Tamam dur, girme araya, girme. Stop et arabayı. Evet, ve sınav güzergahımızın sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtim. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Pek de Şerif güzel bir Hanım. Şey değilmiş kalmak. Daha nereye kadar kalacağım bilmiyorum. Hocam yeter. Merhaba arkadaşlar, direksiyon sınavımızın sonuna geldik. Ve direksiyon sınavımızın sonunda 63 yaşındaki Gülbeyaz teyzemiz geçti arkadaşlar. Ama 20 yaşındaki Şerife Hanım kaldı. Az sonra Şerife Hanım'ın duygu ve düşüncelerini dinleyeceğiz. Her zaman söylüyorum, sınav psikolojisi bu işin en büyük kısmı. Sınav psikolojisini iyi yöneten bir öğrenci 63 yaşında da olsa geçebiliyor. Ama bu durumu iyi yönetemeyen bir öğrenci 20 yaşında da olsa kalabiliyor. Yoksa Şerife Hanım da eğitimlerde çok iyi bir öğrenci. Ama bu performansını direksiyon sınavında göremedik. Şimdi onu dinleyelim. Ben de onun yanına geçeyim. Evet arkadaşlar, gün boyu direksiyon sınavında olduğumuz için biraz yandık aileyle güneşin altında. Ama başarılı öğrencilerimiz olduğu için hiç gözümüze gelmedi. Trafiğe yeni bilinçli sürücüler kattık. Az önce de bahsettiğim gibi Şerife Hanım'ı da bu listeye katmak isterdik ama maalesef sınavdan başarısız olduğu için ehliyet sahibi olamaz. Her zaman ne diyorum? Ehliyet size sadece araç sürme yetkisi verir. Sizin sevdiklerinizi korumaz. Başka insanları korumaz. Sizin canınızı korumaz. Bilinçli sürücü olmamız lazım. Trafik bilincini anlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi 63 yaşındaki Gülbeyaz teyzemizi, Gülbeyaz hanımıza verdik ehliyeti. Artık darısı da Şerife Hanım'a diyeceğiz. Önce onun bir duygu ve düşüncelerini dinleyelim. Sınav psikolojisini iyi yönetemezseniz, yaşlı da olsanız, genç de olsanız gördüğünüz gibi sınavda başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Evet Şerife Hanım, şimdi sizi dinleyelim. Benim bu zaman sürecinde en çok öğrendiğim şey kesinlikle sınav psikolojisi oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Onu yönetemezsen yine hep kendi zararına oluyor. Ki bende de öyle oldu zaten.
Ve bunun hani bu yüzden kesinlikle Hasan Hoca'na bu konu hakkında bir video çekmesi gerekiyor. Yani tek ben değil, bütün hani farklı kurslar olabilir, bizim kurs olabilir, farklı herkese olabilir. Tabii herkese bir yararı dokunması gerekiyor ki ben yararı dokunduğunu düşünebiliyorum, tahmin edebiliyorum. Evet. Yani buna ihtiyacımız var. Bilginiz olsun. Evet, sınav psikoloji üzerine derin ve etraflıca bir video çekeriz daha sonra. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buradan ehliyet almayı düşünen insanlar, ehliyet almaktan korkan insanlar da muhakkak vardır. Sınav psikolojisi gerçekten bu işte etkili mi? Yoksa eğitimde de mi başarılı değildin? Eğitimde de mi yapamıyordun? Sınavda da mı aynısını yapamadın? Bundan da biraz bahseder misin? İşin en kötü yanı, çok iyi bildiğim şeylerden hata yaptım ben. Bunu şöyle düşünüyorum, kendimi iyi yönetemedim. Çünkü derslerde mükemmel yaptım, bunun Hasan Hoca şahit oldu zaten. Evet. Ama işte sınava gelince bazı şeyler olmuyormuş. Doğru söylüyor arkadaşlar. Şerife Hanım eğitimde gerçekten iyi, hatasız sürüyor. Ama bunu sınav gününe taşıyamadı. Şimdi her zaman söylüyorum, eğitimler tabii ki çok önemli. Ama eğitimden daha önemli olan bir konu var ki, o da sınav psikolojisi. Eğitimlerden neden daha etkili diyorum? Çünkü sınavda Şerife Hanım gibi eğer sınav psikolojisini yönetemezseniz, heyecanınızı bastıramazsanız, eğitimde dört dörtlük olsanız dahi sınavda başarılı olamıyorsunuz. Komisyonlar sizi sadece sınava göre değerlendirebilirler. Şerife Hanım'ın eğitimini bilmiyorlar, görmüyorlar. O ana göre değerlendiremezler. O yüzden önemli olan sadece eğitimde yapabilmesi değil. Bunu sınavda da yapabilmesi lazım ki komisyonlar da buna şahit olsun ve evet sen ehliyeti almaya hak kazanacak bir adaysın diyebilsinler arkadaşlar. Moral bozmuyoruz. Şerife Hanım'a da aynısını söyledim. Hedefe her zaman yürümeye devam ediyoruz. Ben her zaman ne diyorum herkese? Hedefe yürümeye devam edeceğiz. Ama koşacağız, ama yürüyeceğiz, ama sürüneceğiz, ama emekleyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Durmayacağız. Hedefe yürümeye her zaman devam edeceğiz. Başarısız olduğunda vazgeçmek aciz insan işidir diyeceğiz. Bize yakışmaz diyeceğiz. Başarısız olsak da tekrar ayağa kalkacağız. Düşsek de tekrar ayağa kalkacağız. Tekrar deneyeceğiz. Şerife Hanım'ın da bir sonraki sınavda başarılı olacağını düşünüyorum. Şu an kaybettiğindeki duygu ve düşüncelerini aldık, dinledik. Bir de geçtiği zaman onunla röportaj yapar, duygu ve düşüncelerini dinleriz arkadaşlar. Buradan sınava girecek arkadaşlar için son sözlerini söyle, videoyu bitirelim. Kesinlikle bundan sonraki videoyu izlesinler. Vazgeçecek misin? Ha, kesinlikle. O kendime bir hakaret olur eğer vazgeçersen. Güzel. Vazgeçmiyoruz arkadaşlar, pes etmiyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dur kapılar ne kadar çıktı. Merhaba arkadaşlar. Evet, E sınav nerede? Bize vazgeçmek yakışmaz diyeceksiniz. Durdurayım mı hocam? Hayır. Hayır. Peki hocam, konuşalım. Yani arkadaşlar, düşeceğiz, kalkacağız ama pes etmeyeceğiz. Hiçbir zaman pes etmek bize yakışmaz diyeceğiz. Sürekli hedefe yürümeye devam edeceğiz. Hepinizden beklentim bu.